Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hareket proje taşımacılık veya hareket proje diyelim halk arzını inceleyeceğiz, tanıtacağız. Öncelikle hareket proje halk arzının detaylarına bir bakacağız. Ne tür bir halk arzı olduğuna dair. Ardından e, finansallarına bakacağız. Ucuz mu pahalı mı? Kaç lot düşer? nerelerden başvurabilirim sonra ben ne düşünüyorum bunlar hakkında sizlerle birlikte konuşmaya çalışacağım değerli arkadaşlar. Analize geçmeden önce de açıklamalar kısmında sizler için Midas yatırımın linkini bıraktım. Niye, neden, niçin bıraktım dersiniz. Artık Midas yatırım üstüne yatırım fonlarında da yatırımlarınızı yapıp alım satımlarınızı yapabiliyorsunuz. Hem ABD borsaları hem Borsa İstanbul tek bir noktada Midas yatırımda. O da açıklamalar kısmındaki linkte Midas yatırım sizi bekliyor. Bilginiz olsun. Haydi gelin başlayalım. Evet klasikleşen şu sunumumuzu açtıktan sonra başlarken bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsunuz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden abone olanlara teşekkür ederim. Talep toplaması 15, 16, 17 Mayıs bireysel yatırımcıya eşit dağıtım şeklinde olacak. 70 TL fiyattan satışa çıkıyor. Toplam 24 milyon lot 1.6 milyar TL'lik büyük bir halka arz. Yani orta büyüklükte diyebiliriz. 4.5 milyarları da gördük burada. T1 ve T2 bakiyi kullanamazsınız. İnce detayda bu var. Katılım endeksi hassasiyetine uygun arkadaşlar. Halka arz bölümünden işlemenizi yapabilirsiniz. Şöyle bir arzı tanıtalım. Baktığımızda e, hareket proje HRKET hareket yani hareketin hapsiz hali şeklinde işlem görecek. Yıldız Pazar'da işlem görecek. HRKET Borsa İstanbul'daki kodu yanlış olmasın. Aracı kurum tarafında değineceğiz o tarafa devam edelim. Taahhütlere baktığımızda hani fiyat istikrarı planlandığı söyleniyor. 30 gün boyunca e, bürüt halk arz yüzde %50'si ile yatırım finansmanı üstünden bir fiyat istikrarı planlıyorlarmış. Son halk çok çalıştığını görmüyoruz ama e, yazılmış. Bizler de burada söyleyelim. Satmama taahhütü var. Bu seni ve beni bağlamıyor. Bir yıl ihraççı ve bir yıl ortakları bağlıyor. Halka açıklık oranı %20 olarak karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Dağıtım oranlarına baktığımızda %74'ü yurt içi bireysel. Yani sana bana %1 şirket çalışanlarına ayırmışlar. Bu güzel. Seviyorum ben genelde böyle çalışanı düşünen şirket görünce. %1'i şirket kendi çalışanlarına da gelin siz de bize ortak olun demiş. %25'te yurt içi kurumsal yatırımcı. Yani yatırım firmaları, portföy yönetim firmalarına ayırmışlar. Devam ettiğimizde şöyle kaç not düşere gelelim. Kaç not düşere geldiğimizde arkadaşlar biz kanalımızda her akşam e, halk arzların analizlerini üyelerimize özel yapıyoruz. Sizler de bu üyelerden biri olmak isterseniz katıl üyeliği üstünden halk arz analizlerini satın alabilirsiniz. Her akşam size özel içerik gelecek bilginiz olsun. Baktığımızda son zamanlarda 3, 3 yani 3.3 3.7 bu civarlarda bir katılım geliyor. Yani 420 TL maksimum 500 TL bağlasanız yeterli. 500'ün üstü zor olacağını düşünüyorum. Şöyle bir aracı kurum dağılımına bakalım. Şimdi nereler var dan ziyade nereler yok şeklinde değerlendirirsek arkadaşlar. Galata menkul yok, kolendi yok, alan yok, Finans bank yok, büyük banka anlamında strateji menkul değerler yok arkadaşlar. Geri kalan noktalar var bilginiz olsun. Neden halka arz oluyor bu parayı ne yapacak bu şirket? %50-60 bandını makine ekipman tesis projelerinde kullanacak. %20-25'i finansal borçların ödenmesi, %20-25'i de işletme sermayesi. Burada biraz da gelen paranın %50'si biraz daha işletme sermayesi ve borç tarafına gideceğini görüyoruz. Şimdi hareket proje deyince ilk ben dedim hani ne yapıyorlar ki yani ne yapabilir? Bu bildiğimiz devasa projeler var ya rüzgar santralleri ne bileyim büyük projelerim onların ekipmanlarını taşıyor aslında. Çalıştığı sektörler enerji, petrokimya, nükleer enerji, liman tersane, inşaat, altyapı, yenilenebilir enerji tarafında genelde şirketlere çalışıyor. Faaliyet alanları proje taşımacılığı, vinç ekipman kiralama, montaj ve depolama şeklinde gelmiş. Global bir yapılanma diye bu nokta bir yatırım sunumunda vardı. Benim de hoşuma gitti. Yurtdışı yapılanmaları burada Birleşik Arap Emirlikleri'ne Tanzanya'ya kadar bir yapılanma görünüyor. Hizmet verilen ülkelerde de Avrupa, Ortadoğu tarafı yoğunluğuyla devam ettiğini söyleyebiliriz. Toplam kaç tane çalışanı var? Şu an 611 çalışanı var. 402 mavi yaka 209 beyaz yaka olarak görünüyor. Şirketi de bu şekilde iyi bir noktada tanıdığımızı düşünüyorum. Finansal duruma geçmeden önce arkadaşlar sizler için açıklama kısmında yeni çıkarttığımız teknik analiz ve temel analiz eğitimlerimizin Udemy platformunda indirimli bir şekilde %70 indirimli şekilde satın alacağınız linkleri de bıraktık. Bilginiz olsun. Finansallara şöyle gelin bir bakalım. Finansallarda ne görüyoruz? Pardon. Şöyle baktığımızda. Finansal tarafa bakalım. Öncelikle nereden bakalım? Şurada mı baksak? Evet bence buradan bakalım. Toplam dönem varlıklarına şöyle baktığımızda 2021 yılı sonunda 994 milyondan 763 milyona geri çekiliyor. 2023 yılında ise 793 milyon olarak tamamlıyor dönem varlık tarafında böyle bir aşağı geri çekilip stabilleşme olduğunu söyleyebiliriz. Buna karşılık kısa vadeli borçlara bakarsak 1.3 milyardan 935 milyona oradan 934 milyona şeklinde yıllık bazda geliyor. Aynı görüntü burada da var. Rasyosu daha önemli bakacağız. Şirketin şöyle bir karına bakalım arkadaşlar. Net dönem karına baktığımda ne görüyorum? 380 dönem kar 384 milyondan 275 milyona geri çekiliyor. 2023 yılında 1 milyar TL olarak bir dönem karı geliyor. Ciddi bir karlılık tarafında pozitifleşme var. Tabi bunun içinde duran varlıkların etkisi de yani duran varlık etkisi değil yanlış söyleyeyim enflasyon muhasebesi de işin içine dahil olmuş gibi duruyor. Şimdi ee, bahsettik işte dönem varlık şu kısa vadeli borçlar şu biraz kafa karışıklı olmuş olabilir rakamlar büyük. Cari orana baktığımızda 0.85 yani şunu söylüyoruz şu an kısa vadeli borçlarının %85'ini ödeyebiliyor. Geriye kalan %15'ini ödeyemiyor. Yani burada cari taraf biraz zayıf şirketin. Dönem varlık tarafı zayıf. Biraz daha oraları büyütmesi lazım. Tamam mı? bu bir. İkincisi bulunduğu sektörün büyümesi %25'lerde e, hareket proje %30 oranında bir büyümesi var. Öz kaynak karlılığı var. E, burada da sektörün üstünde kalmış ama ama cari oran tarafında zayıf olduğunu yinelememiz gerekiyor. İş kontrol tarafına bakalım iskontosuna baktığımızda %28'lik iskontosu var. Burada şu söylem gelebilir. Son halk da da %30 iskonto vardı. Birinci, ikinci günde şöyle oldu, böyle oldu gibi söylemler gelebilir. Çok normal, doğal. Eyvallah, kabul. Yani benlik bir şey yok. Ben olanı söylüyorum. Öyle söyleyeyim. Halk arz iskontosu %28,5 olduğunu söyleyebiliriz. Yani finansallar tarafı hoşuma gitti mi? Kar tarafındaki artış tamam eyvallah ama e, cari tarafta biraz zayıflıkları bulunuyor arkadaşlar. Buraları düzeltmesi lazım. Ucuzluk pahalılık tarafına geldiğimizde halkar sonrası fiyat kazanç oranı 7.7. Son zamanlarda iyi geldi. Yani genel 114'ler, 80'ler falan görüyorduk burada. 7.7. Hiç yoktan iyidir. Piyasa değeri, defter değeri tarafına baktığında 1.5. Yani direkt burada biz yüzün fiyat kazanç oranı 7.92 geliyor. Bu 7.77. FK'sı ucuz kalmış. Piyasa değeri defter değeri tarafı 1.76 iken hareket proje 1.52. Burada da ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Yani her iki rasyoya göre de ucuz kabul. Finansallar tarafında düzeltmesi gereken noktalar var. Evet bunu da söyleyelim. Geri kalan tarafta bireysel yatırımcı yoğun bir pay veriyor. Orası pozitif. Ya Buna benzer firma tam örtüşmese de Bülbüloğlu Vinç vardı. Hani tam birebir örtüşmüyor. Sektörleri tam örtüşmüyor ama aklıma gelenlerden biri. Onun yani ilk başta yaptığı anormal hareket sonra düşüş sonra daha büyük bir anormal hareket vardı pozitif anlamda. E, o aklıma geliyor. Öyle bir şey olacak diye bir şey yok. Onu söyleyeyim. Çünkü yazanlar vardı buna benzer. Hani ona binayen bunu söylüyorum. Durum bu. Ben katılıp katılacağım mı? Katılıp katılmayacağım mı? Yani katılmayı düşünüyorum. Ama son zamanlardaki bu halk arzardaki performanslar biraz böyle insanları mı acaba yaptırdı farkındayım ben katılmayı düşünüyorum arkadaşlar. Zaten her akşam halk arz analizlerini takip etmemiz gerekiyor üyeler özel. Bunun da ekstra bir katılma motivasyonu oluşturduğunu söyleyebilirim. Yani finansalları söyledik. Ucuzluk pahalılık tarafına değindik. Şirketi anlattık. Sizler de kendi yorumunuzu yapıp yorumlar kısmında yazılı, yazabilirsiniz. Benden bu kadar. Benim katılıp katılmamam sizlere bir yönlendirme değildir. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın, fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.